Sevgili seyirciler, bir anne stüdyomuzda torunlarım için programa başvuruda bulundum dedi. Ama bu başvuruda tek yalnız değil. Ben oğlum için dünürümde kızından şikayetçi. Çünkü bizim çocuklarımız dünyaya getirdiği her iki çocuğa da şiddet uyguluyorlar iddiasında bulundu. Balıkesir'den canlı bağlantımız olacak. Oğlunuz Berkay ve gelininiz Özlem Cankal şu anda canlı yayındalar. Önce neden Balıkesir'de olduğunuzu sorabilir miyim? Çünkü siz Bursa'da yaşamıyor muydunuz? Benden mi bahsediyorsunuz? Evet, Bursa'da yaşıyorduk. Biz babam sağ olsun bu annemin yaptığıyla babam babalık görevini yerine getirerek bana sahip çıktı. Eşime sahip çıktı, çocuklarıma sahip çıktı. Annemin yapamadığı annelik görevini. Kaç gündür orada kalıyorsunuz? Dün akşam çıktık geldik. Şimdi o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Soruyu ben yönelteyim size. Hem anneniz Ayben Kılavun hem de eşinizin annesi Zekiye Aslan her ikisi de yani aynı ifadeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne olmak üzere her ikisinin de sizinle ilgili iddiaları var. Bir, sizin madde kullandığınız, karı koca madde kullandığınız, bu kullandığınız maddenin etkisiyle çocuklara şiddet uyguladığınız, çocukları aç bıraktığınız, hırsızlık yaparak geçimini sağladığınız, sürekli şiddet ve sebebiyle çocuklara evde zarar verdiğiniz, cinsel anlamda eşinizi başkalarıyla birlikte olmaya zorladığınız, aynı zamanda çalışmamanız ve geçiminizi madde satışından sağlamanız yönünde her iki tarafın, sizin annenizin ve Özlem Hanım'ın annesinin de yapılmış şikayetleri var. Her ikisine de derdi ortak. Biz bu ikisinden 6 ve 3 yaşındaki torunlarımızı kurtarmak istiyoruz diyorlar. Bu iddialara cevabınız nedir? Buyurun. Bu iddialara cevabım şöyle. Ben kesinlikle hayatım boyunca hırsızlık yapmadım. Madde satışı yapmadım. İlk önce bunları belirteyim. Daha sonrasında evet madde kullandık, kullanmadık değil. Bunu kabulleniyoruz. Tüm Türkiye önümde neden ben şimdi de diyorum, kabulleniyorsunuz? Tedavi dinle olmazsa anlatsın. Evet. Ben çıkıyorum. Yok, ay çıkıyorum. Lütfen Berkay Bey. Ben çıkıyorum, ben neydim abi? Bir görüntü var. Sizin sosyal medyaya koymuş olduğunuz bir görüntü var Berkay. Bu da sizi tanıyan sosyal medyaya koymuş olduğunuz görüntüleri aktardılar bize. Bir verebilir miyiz? Şu anda bulunduğunuz yerde televizyon var mı? Yok. Yok. Bir ekran açmanız lazım. Bir otobüstesiniz. Sen çocuğunla oğlunla berabersin. Bir görelim videoyu. Zaman mekan kimin umurunda? Hepsi delik kolu gösterim. Sen unut zaman mekan kimin umurunda? Hepsi delik kolu gösterim. Sen unut zaman mekan kimin umurunda? Hepsi delik kolu gösterim. Sen unut zaman mekan kimin umurunda? Şimdi otobüste siz çocuğunuzu aslında kendi telefonunuzda kayda alıyorsunuz fakat başka biri sizi çekiyor. Siz çocuğun bayağı ağzına vuruyorsunuz. Yani kim, sen mi çekiyorsun? Ben çekiyorum. Bu normal ben bir şey. Ben çekiyorum. Orada yani TikTok atılmış bir videosu yani. Zaten orada yani, şaka oyun oynuyoruz çocuğunla. Niye çıkartıyor? Çocuğun babasına kızıyor, ağzına şöyle yapıyor. O bir dayak mı, şiddet yani, mi? Peki şey şöyle yapalım. Ben kendim koydum zaten bakın, bunu yayına. Esra Hanım, ben görüntüyü şu an gösteriyorum. Tamam, biliyoruz biz. Ben kendim koydum zaten bunu yayına. İnsanlar farklı düşünür diye de kaldırmıştık zaten sonradan. Ne yani tepki geldi bu videoyu koyduğunda sana? Ne çıkartıyor, şöyle yapıyor. Bak, ya bir tepki gelmedi şu anda insanlar. Çocuğum orada gülüyor, kafasını kaldırmış, gülüyor vaziyette. Neden suratı gözükmüyor? Neden? Yani suratı hayır, suratı gözükmesin. Çünkü ben çocuğun yüzünü saklanmasının çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çocuğum kaldırmış kafasını, gülüyor. Tamam, burada şakalaşıyoruz, dil çıkartıyoruz, şakalaşıyoruz. Mudanya'dan dönüşte. Şakalaşıyoruz, tamam, gayet de normal bir şey. Çocuklar, orada video çeken de eşim zaten. Gerçekten normal evet bir şey mi? Bak şunu anlayamıyorum. Sizin için yani bayağı... Şimdi yani ben şakalaşıyoruz çocuğumla. Çocuğum bana dil çıkarıyor. Ben onu... Bu bir şaka değil. Yanma gibi böyle şakalaşıyoruz. Oynuyoruz, bu kafasını kaldırıp gülüyor. Ben yani, onu sert bir şekilde orada vurmuyorum. Anladım. Bu bir şaka değil. Her şeyimizi ayrıca sürekli aldı etti. Ertesi günü kafamıza kalkacağız. Aslında var ya, size konuşmalarınız tamamen şuursuzca. Bir sürü şahidimiz var. Kimse bağlamak yerinde değil. Bizim beynimiz yerinde. Ben sizin tedavi olmanızı istiyorum. Ağzında diş kalmadan kötü bir niyetim yok benim burada olmasın.
sebebi. Bakın, sizlerin acilen tedavi olup bu konuda haklı mı? Sizin peki, yasaklı madde kullanmanızdan dolayı çocuklarınıza iyi bakamadığınız, korumadığınız, şiddet uyguladığınız, hem tedavi olmanızı istiyor hem de çocuklarınızın devlet korumasında olmasını talep etti. Bu konuda kendisi. Yani bak siz tedavi olun diyor. Kötü bir şey mi söylüyor? Hayır, bakın, gerekirse tamam. Biz tedavide olalım. Ben çocuklarım için gerekirse her şey yaparım. Değil. Ama bu kadının cezasını almalı. Bu kadın tutuklanmalı. Ben daha neler çıkaracağım? Kabul edeceksiniz. Gelecek, hasta benim elime girecek tehlike şeyse. Bir doktora gidersen ondan netice alamazsın. Defalarca götürdüm. Teyzesinin yanında işe başlayacaktın. Niye çocuğunu bıçakladın? Neden çocuğunu bıçakladın ayağından? İşe girecektin. Hastasınız. Bir kere öncelikle hasta olduğunuzu kabul etmek zorundasınız. Eğer siz çocuğunu bıçaklamışsın. Çocuğunu neler yapmışsın? Torunlarına neler yapmışsın? Üstüne konuşmayın. Annelikten bahsettim. Anlamıyorum. Bir dakika. Bak, tedavi olacaksınız diyor. Akli dengesi yerinde değil. Oğlumsun. Peki. Oğlum, asılsız oğlum. Mı iddiaları? Beni evet asılsız. Beni. Ben çocuğumu ben hiçbir zaman işkence uygulamadım. Aç bırakmadım. Aç kalma aç bırakmadım. Benim evimde takıplar. Ben sizin tedavi olmanızı kapılar istiyorum. Kapılar kilitlenmiyor benim oğlum. Evimde. Tedavi olun. Bak hala tedavi olun diyor. Ben ne diyorum? Görmek mi sen tedavi olun? Ya ben sana tedavi yok. Özlem sen ne diyorsun bana ya? Altında dururum. Altında. Ya bırak. Yine ben dururum. Durma. İstemiyorsun yine beni ya. İstemiyorum, istemiyorum. Bana kötü örneksin. Benim çocuklarım yok. Nerede? Kötü örneksin. Neden? Bu kadının hayatını istemiyorum. Hayatımda. Beş defa verdim. Beş defa. Duymak istediklerinizi söylüyor farkındaysanız. Biz kötü bir şey istemiyoruz. Tamam tedavi olmak istiyoruz. Ben bir iş istiyorum. Bir yuva istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ya. İstemiyoruz biz seni. Ben çocuklarım yok. 3 yaşında benim kızım ya. Ne zaman baba torunlarım. Çok acı biliyor musun Berkan ya? Berkay yani. Ne biçim insansın ya. Bunları duymak istiyorum zaten. Ben bunu istiyorum zaten. Baba, sen bunu istemiyorsun. Sen çocukların önünde alkış tuttun. Evet. Benim çocuklarım güvendeydiler. Güvende. Benim çocuklarım nerede? Bizi ayıramadın. Ne çocuklarından nereye? Özlem'i ayıramayacaksın. Bir dakika. Sen benim işte oğlumsun. Ben görüntülerle kendini sapura çekmiştir. Ekrana çıkmayacağım. Çocukları... alacağım hani bu şekilde. Hı-hı. Annemi tehdit ve şantaj etmiş. Şimdi kendisine bağlamam zaten. Söyleyecektir yani. Olmayan görüntülerle iddia ettiğiniz şey nedir? Yani mesela hani... Usulsüz, uygunsuz. Uygunsuz. Kim var o videoda? Kime ait o görüntüler? İşte eşiminmiş, başkalarınmış. İşte en başında konuştuğu, itham ettiği kelimeler alakasız şeyler. Evet. Sizinle ilgili elimde videolar, uygunsuz videolar var. Ben bu videoları versem, bu videoları işte gerekli mercilere versem bu çocukları sizden alırız dediniz mi? Hayır, evet. Bir şey söylemedim. Tamam, öyle bir videolar var mı? Sadece gerekli belgeler bende mevcut yok, dedim. Yok, hayır. Madde kullandıklarına dair olsun. Bunları gerekli mercilere verdiğimi söyledim zaten. 2 seneden beri de savcılıklardayım sürekli. Son çare olarak da size kaynanama ne diye fotoğraf yolladım bugün? Yine, sen hangi fotoğrafı bugün kaynanamı yolladın? Esra abla benim özel hayatım bizi evden kovup evimizden flash belge çalıp benim aynı, özel görüntüm. Benim eşim bile bu görüntüyü özel görüntülerde kim var aynı, senden başka? Aynı görüntüyü ben buradaki ekip arkadaşlarınıza da verdim. Evet, bir tek o. Bizim ikimizin olduğu görüntüler dışında herhangi bir görüntü yoktur. O görüntülerde kendisi, çocuklar var mı? Hayır yok. Asla. Kendisi şöyle bir suç işlemiştir. Kendisi bizim USB cihazımızı kendisi bizden izinsiz bir şekilde alıp bizim anladım. Kendi görüntülerimizi yani şimdi bize üzerine çok fazla konuşmayacağım ama Ayben Hanım'ın söylediği çocukların yanında çocukların bulunduğu ortamda onlara ruhen bedenen her türlü zarar verebilecek görüntüler mevcut. Ben böyle bir bu çocukları hani gerekli mercilere de bu görüntüleri de veririm dediği o kendi videolarınızı çekebilirsiniz. Tamam mı? Bu sizin özelinizdir. Ama o çocuklar sizin o videolarınızda, sizin yanınızdaysa ve bazı şeylere şahit hayır. Oluyorsa o çocuklar korunmak zorundadır ki zaten şu anda da kurumdalar yani. Teklifini. Nasıl ben olsa sizin yanınızda, aile düzeniniz de var. Efendim benim aile düzenim vardı ama ben evli değildim o anda. Ben normalde evli değildim. Çocuğa tek başıma annemle beraber bakmaya çalışıyordum. Pazar günlerimi sırf çocuğa ayırıyordum ben.
Maçlara da götürüyordum gerektiğinde, onunla vakit geçiriyordum. Ama benim de normalde gönüllü iş sahası olmadığında ben de İstanbul'a gitmek zorunda kaldım bu arada. Ama Ayben Hanım bana dedi devlet şeyinde olacak, güvencesinde olacak, sen hep iyi bir eğitim çalıştın alacak diye ben o yüzden verdim çocuğumu. Yoksa Ayben Hanım'ın o çocukla ilgilenmeyeceğini bilseydim vermezdim kesinlikle. Berkay'ı ne zaman kaybettiğinizin farkına vardınız? Berkay'ı ben hiçbir zaman kaybetmedim. Ben bunların hepsini hep topladım bir araya, sakinleştirdim. Topluma iyi bir örnek yapmak için ama... Annesi önce bir tarafa çekti. Kendi annesi bir tarafa çekti. Benim çocuğuna iyi düzeltme, örnek topluma iyi bir baba örnek olması baba için kazandırdım bu çocukları. Bunlar paramparça ettiler. Bu hale getiren ikisidir. Hayatım, ben ondan keperen... bahsetmiyorum. Bunu eleştirmek anlamında evet, söylemiyorum. Yok hayır anladım. Yani ben sizin üzerinizde bir ebeveyn olmadığı sürece sizin anladığım kadarıyla ayakta durabilmeniz, yaşamınızı devam ettirebilmeniz pek mümkün değil yok, gibi. Yok hayır, ben duruyordum. Bursa Kayan içerisinde hamallık görüyorum. Bak hamallık ikinci evde taşıyan, buzdolabı, çamaşır makinesi taşıyan. O temizliğe gittin, insanlar bir tanesi bağlansın ya. Bağlansın ya. Evet. Sakin ol. Demiş ki biz bu çocukların Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nden arıyoruz. Berkay ve Özlem'in tedavi görmesi için elimizden geleni yapar. Hatta iş imkanı da sağlayabiliriz demiş. Derya Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizleri görünce daha da iyi oluyoruz. Çok teşekkür ederim. İnanın yani mesajınız da, yardım elini uzatmanız kurum olarak da beni çok mutlu etti. Buyurun. Şimdi biz Ankara'da genel merkezi bulunan bir uyuşturucuyla mücadele eden derneğin genel başkanıyım ben. Ben iki kardeşimizin de hem tıbbi tedavilerini hem de tıbbi tedaviden sonraki rehabilitasyon süreçlerini kurum olarak, dernek olarak biz üstlenmek istiyoruz. Ayrıca tedavileri tamamlandıktan sonra da Berkay'a iş sözü veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun.